Abay Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yemin etti dedik. Bundan sonraki süreci ve tahliye kararının olası yansımalarını AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın'la değerlendireceğiz şimdi. Ahmet Aydın 24 Ankara Haber Müdürümüz Melik Yiğiten'in konuğu. Ankara'ya dönelim hemen. Melik Yiğiten merhaba, sözü sana ve konuğuna bırakıyorum Sayın Aydın'a. Merhabalar Beyza Hakan. Evet, Mustafa Balbay, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay tahliye edildi, yemin etti ve görevine başladı ama bu yeminle birlikte Balbay kararını nelere yol açacak, neye emsal olacak, bu yoğun bir şekilde tartışılıyor. İkincisi, tahliye ile birlikte evet yemin etti, milletvekili görevine başladı ama öte taraftan da 34 yıl 8 aylık bir hapis cezası var. O dosya Yargıtay'da, bu ne anlama geliyor? Çünkü Balbay kararıyla birlikte yoğun bir tartışma var. Bütün bunları konuşacağız ve bu önemli konuyu da önemli bir isimle AK Parti Grup Başkan Vekili, aynı zamanda partinin hukukçu kurmaylarından Sayın Ahmet Aydın'la konuşacağız. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Efendim önce isterseniz bu Balbay'ın tahliye kararıyla başlarsak, ne istinaden çıktı bu tahliye kararı ve nereden çıktı? Evet, öncelikle tabii bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü, böyle anlamlı bir günde aslında bu kararı tabii özgürlükler adına biz de anlamlı ve saygıyla karşılıyoruz. Mahkemenin vermiş olduğu bu kararı takdirle, saygıyla karşılıyoruz. Kendisine, partisine, ailesine hayırlı olsun dileklerimizde bulunuyoruz. Tabii bu kararın aslında altyapısında özellikle AK Parti'nin demokratikleşme süreci içerisinde atmış olduğu adımlar var. Yani onu görmezden gelmemek lazım. Bu karar neye istinaden verildi, neye dayanarak verildi? Yerel mahkeme tutuklu olarak yargılamayı devam ettiriyordu. Kaldı ki yerel mahkeme 34 yıl 8 aylık bir mahkumiyete de hükmedip, evet, ama karar henüz kesinleşmemiş. Yargıtay'ın onamaya da bozma kararına ihtiyaç duyuyordu. Yargıtay süreci, temiz süreci devam eden bir karar. Dolayısıyla burada bir aslında 34 yıllık 8 aylık bir mahkumiyet de ama bozulur, onanır, henüz kesinleşmediği için bir şey demiyoruz. Yerel mahkeme tarafından bir hüküm de tesis edilmiş. Yargıtay'ın kararını bekliyoruz. Şimdi bu süreçte hatırlarsanız özellikle 2010 referandumundan önce biz o 26 maddelik anayasa değişiklik paketini çok büyük bir gayretle, ondan sonra referandum sürecinde de halkımızın desteğiyle %58 bir evet oyuyla biz bu bireysel başvuru yolunun önünü açtık. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yoktu daha önce. Hatırlayın, yine Ergenekon ve Balyoz davalarında tutuklular uzun tutuklulukla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de daha önce gitti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahi yerel mahkemenin tutuklama kararını yerinde gördü. Böyle bir tahliye olması gerekir şeklinde bir karar vermedi. Dolayısıyla Türk yargısını haklı buldu. Tutukladığı için haklı buldu. Ama bizim Anayasa Mahkememiz, yine AK Parti'nin Anayasa Mahkemesi'ndeki o bireysel başvuru yolunu açmasıyla birlikte bir kez de bireysel başvuru hakkını kullandı Sayın Balbay. Bireysel başvuru neticesinde Anayasa Mahkemesi bir hüküm tesis etti. 5000 lirada tazminata hükmetti hatırlarsanız. İşte bunu emsal sayarak yerel mahkeme tutuklamaya ilişkin kararı gözden geçirdi, tahliye etti. Bunu bizim attığımız demokratikleşme adımlarının bir sonucu dediniz. Kesinlikle referandum öyle. Attığında, biraz daha açar mısınız? Bakın, ben şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bütün izleyicilerimizin, bütün vatandaşlarımızın da bilmesini istiyorum. Biz o 26 maddelik paketi bu mecliste de halk oyuna giderken de CHP'ye rağmen, MHP'ye rağmen ve BDP'ye rağmen attık. İki parti hayır dedi, bir parti boykot etti. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi, ola ki kendi milletvekillerinden bir iki tanesi, birkaç tanesi burada meclisteki oylamada evet verir diye milletvekillerini sandığa dahi göndermediler, oylamaya göndermediler. Direkt milletvekiline oy yasağı koydular, oy kullanmayacaksınız dediler. Biz bunu yaparken bir taraftan tabii ki bütün darbe planlarının yargılanması yolunu açtık. Ama öbür taraftan da o paketin içerisinde yargı reformu adına, demokratikleşme adına gerçekten çok önemli adımlar attık. Ve Anayasa Mahkemesi'ne daha ucuz bir yol olan, daha ekonomik bir yol olan, daha kısa sürede sonuçlanabilecek olan ve herkesin başvurabileceği bir yol olan Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yöntemini getirdik. Bireysel başvuru yöntemini getirdik. Zira Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok daha meşakkatlidir, çok daha zorludur, çok daha ekonomik olarak müşkülatlıdır. Herkes her zaman oraya gidemiyor olabilir ama Türkiye'de bu işlevi ifa edecek
Anayasa Mahkemesi bildirisinde de böyle bir yargı kurduk. Yani CHP'nin hayır dediği o referandumda bugün CHP İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay o değişiklikten dolayı yemin ettim milletvekili olarak neyse geldi diyor. Kesinlikle eğer bugün Balbay tahliye ediliyorsa AK Parti'nin o reforma attığı imza neticesinde tahliye ediliyor. Sadece o mu? O da yetmez. Bak biz 3. ve 4. yargı paketlerini getirdik geçen dönem hatırlarsınız. Orada da şunu ifade ettik. Uzun tutuklamalara biz de karşıyız. Ve hep şunu ifade ettik. Tutuklama bir tedbirdir. Ve en son başvurulacak yöntemdir. Eğer tutuklama dışında başka yöntemlerle tedbirler alınabiliyorsa öncelikle onlara başvurulsun. Yurt dışı yasağı konsun, kefalet getirirsin, başka bir takım tedbirler konsun dedik. Dolayısıyla 3. ve 4. yargı paketinde de tutuklamaların en son başvurulduğu çare olması hesabıyla zorlaştırdık tutuklamayı. Ne yaptık? Daha önce adli kontrol müessesesi vardı hatırlayın. Adli kontrol neydi? 3 yıla kadar hapsi gerektiren suçlarda tutuklama yerine adli kontrol getirilebiliyordu. Biz ne yaptık? O 3 sınırı kaldırdık. 20 yılla 30 yılla dahi yargılansa bir kişi mahkeme istediği zaman adli kontrol müessesesini uygulayabilir ve tutuklama dışında tedbir başka bir tedbire başvurabilir. Yani tutuklamayı zorlaştıran biziz. Yine aynı şekilde tutuklamanın artık soyut gerekçelerle değil daha somut, daha müşahhas gerekçelerle tutuklama sebeplerinin sıralanması, sayılması hükmünü gene biz tesis ettik. O değişiklikliği de gene biz yaptık. Yani şunu açıkça söylemek istiyorum. Eğer bugün Sayın Balbay tahliye ediliyorsa, Sayın Haberal tahliye edilmişse, çünkü bir mahkumiyet de var, kesinleşmemiş ama ciddi de bir mahkumiyet var. Eğer tahliye ediliyorsa emin olun AK Parti'nin demokratikleşme süreci içerisinde atmış olduğu o reformların sayesindedir. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yöntemini getirmeseydik bugün bu tahliye gerçekleşmeyecekti. Eğer adli kontrolün üst sınırını kaldırmamış olsaydık belki bugün gene bu tutuklama son bulmayacaktı. Ama şu anda tabii devam eden bir yargı var. Bu yargı henüz kesinleşmemiş. Yerel mahkeme kararını vermiş ama hüküm henüz kesinleşmemiş. Hüküm Yargıtay'ın kararına muhtaç. Yargıtay'ın onama ya da bozma kararına göre bundan sonraki süreçte de başka kararlar. Bunu belki biraz açmak lazım. Şimdi tahliye kararından bu yana tartışılan konulara baktığımızda Balbay sanki hani bu dava düştü, bu iş bitti gibi bir hava eşitiriliyor. Şimdi Yargıtay'da bir yandan da dosya bekliyor. Onaylanırsa ne olacak? Evet, eğer bu karar Yargıtay'da onaylanırsa malum 34 yıl 8 ay bir mahkumiyet, yerel mahkemenin tesis ettiği hüküm budur. Eğer bu Yargıtay'da onaylanırsa benim kanaatime göre, sadece benim kanaatime değil, hukukçu olarak özellikle ifade ediyorum. Sayın Balbay'ın yargılandığı suç anayasamızın 14. maddesi kapsamına giren bir suç. Ve soruşturmasına da milletvekili olmadan önce başlanmış olan bir suç. Evet. Bunları dikkate aldığımızda bu dokunulmazlık kapsamı dışında kalıyor. Dışında. Dolayısıyla eğer bu onanırsa zannediyorum tekrardan içeri girme. Yeni bir oylama falan gerekmeyecek. Zaten hükmün genel kurulda okunmasıyla birlikte zaten karar kesinleşmiş olacak. Kararı Yargıtay, mahkumiyet kararını Yargıtay verecek eğer kesinleşmiş. Ama bozulursa yeni bir karar tesis edileneceye kadar da devam edecek olarak bu iş yargılamaya devam edecek. Peki başkanım şimdi tahliye edildi Mustafa Balbay ama bu kararla birlikte tartışılan bir durum daha var. Benzer durumda olanlar var. Barış ve Demokrasi Partisi'nin KCK'dan şu anda içeride olan milletvekilleri. Demiyor ki bu emsal teşkil ediyor ve o 5 BDP'li milletvekili de salıverilmeli. Ne diyorsunuz? Yani emsal teşkil eder mi? Öncelikle şunu ifade edeyim. Tabii her olay kendi şartları dairesinde değerlendirilir. Kendi dosyasındaki kapsamla değerlendirilir. İşte tutuklama nedenlerinin varlığı ya da yokluğuyla ilgili değerlendirilir. Ama tabii buradaki bu karar önemli bir karardır açıkça söyleyeyim. Çünkü burada Sayın Balbay ile ilgili verilmiş olan dediğim gibi kesinleşmemekle birlikte bir mahkumiyet de var ama kesinleşmemiş. Tabii ki kesinleşmemiş. Öbür vekillerle alakalı zannediyorum henüz bir mahkumiyet tesis edilmiş değil diye düşünüyorum. Doğru. Dolayısıyla tamamen yerel mahkemenin, tamamen yargının takdirinde olan bir şey. Yargı dün de bırakabilirdi, bugün de bırakabilir ya da yarın
tutuklamaya da devam edebilir. Tamamen yargının takdirinde, kendi içerisinde... Bu bir emsal oluşturmaz mı? Yani bu mahkemeye dayanak teşkil edebilir mi Anayasa Mahkemesi'nin? Mahkeme eğer salıvermek istiyorsa bunu da dayanak olarak teşkil edebilir. Peki Engin Alan için öyle bir durum söz konusu mu? Çünkü Balyoz'da yargıda onadı kararı. Engin Alan'ın kararı kesinleşmiş. Dolayısıyla ona yapacak yani şey var mı şu aşamada? Bence onunla ilgili yapılabilecek bir durumun olmadığını düşünüyorum. Çünkü orada verilen mahkumiyet Yargıtay tarafında da onandığı için kesinleşmiş bir mahkumiyet kararıdır. Evet. Yani mahkumiyetle birlikte zaten artık tutukluluktan ziyade hükümlü olmuştur. Hükümlü sayılır. Şu anda o hükümlüdür. Dolayısıyla Engin Alan'la ilgili bunun şamil olması ya da bunu yani emsal olarak gösterilerek tahliye edilmesi açıkçası çok zor görünüyor. Şimdi son bir iki dakikamız bu diğer tutuklular için bir olumlu durum teşkil eder mi? Yani şimdi çünkü Anayasa Mahkemesi'nin kararında milletvekiline atıf var. Diyor ki uzun tutukluk aynı zamanda temsil hakkını, mağduriyet yaratmıştır diyor. Evet. Dolayısıyla bir milletvekiline bir atıf olduğu için diğerlerini çok olumlu bir durum yok ama yine de bir tartışma var. Aslında işte mahkeme verdiği kararla normalde verdiği şahısla ilgili karar icra-i niteliktedir. Yani dolayısıyla Balbay'la ilgili vermiş olduğu karar aslında tazminat hükmü getiriyor. 5000 lira da tazminata hükmü diyor. Yani icra-i nitelikte olan normalde odur. Ama mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı bir şekilde bir içtihat olarak da görüp bir dayanak teşkil edip aynı zamanda bir tahliye de yol açtı Balbay'la ilgili. Dolayısıyla diğerleriyle ilgili de dediğim gibi kendi içerisindeki somut şartlara da bakarak kendi her olayla ilgili ayrı ayrı değerlendirmek suretiyle tahliye vermeyi düşünüyorsa emsal olarak gösterebilir temsil hakkı niteliği itibariyle. Son bir dakikamız, yani milletvekili olmayanlar mesela İlker Başbuğ işte aynı davadan yargılandı, Tunca Özkan içeride. Bunlar milletvekili değil ama sonuç itibariyle bir uzun tutukluktan kaynaklanan bir mağduriyet tartışması var. Onlar için bir umut işi olabilir mi? Böyle şimdi, bir tartışma başlayabilir mi? Zannetmiyorum. Çünkü salı verebilir mi? Evet verebilir. Ayrı bir şey. Yani biz tutuklamaya da parti olarak da hükümet olarak da uzun tutukluğa karşıyız. Zaten dosyaların uzun yargılanması, uzun tutukluk sürelerini bunları dindirmek için, dosyaların bir önce karara bağlanması için sayısız reformlar yaptık. Evet. Demokratikleşme paketleri getirdik. Dolayısıyla her olay kendi içerisinde değerlendirilecek. Orada bir temsil hakkından bahsediyor Anayasa Mahkemesi'nin belirttiği. Evet. Ama sonuçta adil olarak bir şekilde uygulanması lazım bütün herkese. Yalnız bu kararı, bir şahısla ilgili verilen kararı tutup da bunu dayanarak teşkil edip bütün tutuklamalara ilişkin bunu yaymak doğru olmaz, mümkün değil. Çünkü her olay kendi içerisinde mutlaka değerlendirilmek zorunda. Evet. Biz zaten tutuklamaların çok aza indirgenmesi, mecbur olmadıkça tutuklanmanın olmaması için o adli kontrol müessesinin üst sınırını kaldırmaksa, bireysel başvuru yöntemini getirmekle, birçok başka demokratikleşme adımları atmakla zaten biz AK Parti olarak irademizi koyduk ortaya. Peki. Ama mahkeme her olayı kendi içerisinde, kendi şartları dairesinde değerlendirip her kişiyle ilgili ayrı karar verebilir. Peki Sayın Aydın, çok çok teşekkür ediyorum. İyi sağ olun. Diyorum, sağ olun. Evet Beyza Akan, CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay Ergenekon davasından tam 34 yıl 8 ay hüküm giydi. Ama dosyası Yargıtay'da beklerken Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi de Anayasa Mahkemesi'nin kararını istinaden bir tahliye karar verdi. Ama bu kararın kendisi tartışılıyor. Çünkü hala içeride aynı durumda olan milletvekilleri var. Yine milletvekili olmayıp aynı davada içeride olanlar var. Dolayısıyla toplamda bir tartışma başladı ama öyle anlaşılıyor ki bu tartışmalar daha çok sürecek gibi. Biz en azından işin bir bölümünü önemli bir isimle AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Ahmet Aydın'la konuştuk. Teşekkür ediyoruz. Melik Yiğitel, Sayın Seyirciler 24 Ankara Haber Müdürü Melik Yiğitel'in ardından bitiriyoruz bu bölümü. Saat başına devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Üreten Türkiye'nin bankası Halkbank piyasalar.